Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasalar sizlerle beraber bir analiz edelim. Bildiğiniz gibi yine battık bittikçiler çıkmaya başladılar arkadaşlar piyasaya. Bitcoin'de özellikle fiyat düşüşüyle beraber birçok insan şu anda panik yapıyorlar. Ve FUD dalgası gitgide piyasada yayılmaya devam ediyor. Bunların sebeplerini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bitcoin'de maksimum nereleri görebiliriz arkadaşlar iniş anlamında? Bunları inceleyeceğiz sizlerle beraber. Ve arkadaşlar piyasanın önemli haberlerini inceleyeceğiz. Aynı zamanda da bir altcoin sepetimiz sizlerle beraber olacak. Bildiğiniz gibi piyasa düşerken alınır diye söylüyorduk sürekli. Piyasada düşüyor arkadaşlar şu anda. Dip seviyelere yaklaşıyor artık gitgide. Şu anda arkadaşlar altcoin sepetinin yapılacağının tam zamanı olduğunu düşündüğümü söyleyebilirim sizlere. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca Bitcoin analizimizden videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar Bitcoin'de baktığımız zaman fiyat olarak şu anda 33.306 dolar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. 34.854 dolardaki ara destek noktasını da kırdı arkadaşlar Bitcoin. Yaklaşık olarak 5 günlük mumda düşüş geliyor. Yani 5 gündür arka arkaya Bitcoin coin'de düşüşlerin geldiğini ve 39.371'deki desteği ilk etapta kırdığını, daha sonrasında 34.854'deki ara desteğimizi kırdığını görüyoruz. Hocam sizin şahsi fikriniz ne diye soracak olursanız 30.761 doları bana göre kıramayacak arkadaşlar. Bu benim şahsi fikrimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. En son inebileceği fiyatı ben 30.761 dolar olarak görüyorum. Zaten madencilerin maliyetleri de bizim buradaki destek noktamızı teyit ediyor arkadaşlar. Bu destek noktası bildiğiniz gibi bizim grafiğimizde yaklaşık 1-1,5 senedir bulunuyor. Yani 30.761 doların sağlam bir ana destek noktası olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bitcoin'de zaten yine bu noktalara bir iniş gerçekleştirmişti. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 24 Ocak'ta yine bu seviyelere inmiştik. Hatta daha da altına inmiştik. Şu mumda baktığımız zaman arkadaşlar 32.917 dolara kadar test ettiğimizi görüyoruz. Hatta o zamanlar sizlere videolarımızı açıp izleyebilirsiniz. O zamanki videolarımızı sizlere diyordum ki 34.854 dolar ve 30.761 dolar arasından alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz diyordum. Daha sonrasında ne oldu arkadaşlar? Burada aşağıya indi 24 Ocak'ta ve daha sonrasında Bitcoin kendisini bir yukarı attı. 45.000 dolar seviyelerine kadar çıktı. Daha sonra tekrardan bir dip yapmaya doğru aşağıya indi ve tekrardan arkadaşlar 48.000 dolar seviyesine kadar çıktı. Şu anda da baktığımızda tekrardan o noktalara döndüğümüzü gözlemliyoruz. Yani 24 Ocak'taki fiyat seviyelerine Bitcoin döndü şu anda ve gerek Twitter'da arkadaşlar gerek basında öyle haberler okuyorum ki bazen gülerek geçiyorum. Şimdi arkadaşlar para kaybetmeyi kimse istemez. Para kazanmayı ise herkes ister. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Para kaybedilmeden de kazanılmıyor bazen. Eğer siz pozisyon kapatmazsanız zararda olduğunu kimse söyleyemez. Yani elinizde bir Ethereum vardı arkadaşlar. Buradan almıştınız diyelim 48.000 dolar seviyelerindeyken Bitcoin. Bir Ethereum almıştınız. Sen tutar da 24 Ocak'taki şu dip fiyattayken satarsan Ethereum'unu, o zaman zarar ettiğin resmiyet kazanır. Yani tutup da 4.000 dolardan Ethereum aldıysan, bunu tutup da 2.000 dolardan 2.500 dolardan sattıysan zararı realize etmiş oluyorsun otomatikmen. 1.500 dolarlık zararı kabullenmiş oluyorsun. Fakat bir Ethereum arkadaşlar düştüğünde de satmazsan yine bir Ethereum olarak duruyor. Yarın bir gün fiyatlar arttığı zaman da senin Ethereum'un tekrardan artıyor. Fakat dolarda böyle bir ihtimal yok. Yani 4.000 dolardayken aldın, 2.500 dolardayken sattın, 1.500 dolarlık düşüşü kabullenmiş oldun. Ethereum artarsa da artık seni ırgalamıyor arkadaşlar. Yani Ethereum artsa da artık sen yine para kazanamıyorsun. Çünkü dolarda durduğun için bu sefer de alım yaparken de korkmaya başlıyorsun. Burası mı dip fiyat, şurası mı dip fiyat? İnsan sürekli bakıyor. Arkadaşlar bundan hala dip fiyat olmaz. Yani altcoin'ler şu anda can çekişiyorlar. Birçok arkadaşımız bana soruyordu. Özellikle piyasa yüksekken, hocam buradan alalım mı, buradan satalım mı şeklinde soran birçok arkadaşımız vardı. Arkadaşlar piyasa yüksekken alınmaz. Bunu 50 kere söyledik sizlere. Daha önceki videolarımızı izleyenler artık bu kulaklarına pelesenk oldu arkadaşlar. Piyasa yüksekken alınmaz. Özellikle korku seviyesinde 10 ve 20 arasına düştüğü zaman alım yapılabileceğini söylemiştim. Ve bizim kanalımızın her zaman mottosu arkadaşlar, Warren Buffett'in bir sözü var bildiğiniz gibi. Piyasada arkadaşlar herkes korkarken sen alım yaparsın. Herkes açgözlüyken de sen satış yaparsın. Bu şekilde kâra geçersin. Siz pozisyonlarınızı kapattınız mı diye soranlar var. Aksine arkadaşlar fiyatlar bu seviyelere düştükçe ben pozisyon açıyorum. Elime geçen paralarla şu anda altcoin toplamaya devam ediyorum. Zaten topladığım altcoinleri de az sonra sizlere de
altcoin sepetinde söyleyeceğim arkadaşlar. Bir de piyasaların şu durumuna baktığımız zaman özellikle Bitcoin analizimizi bitirelim. Ondan sonrasında diğer durumları da göstereyim sizlere. Bollinger'in arkadaşlar dip bandının daha da altındayız. Yani dediğim gibi şu anda altcoinler ve Bitcoin can çekişme fiyat seviyelerine geldi. 30.761 doları görebilir miyiz? Orasını bilmiyorum. Yani o fiyatlara kadar sarkar mı? Orasını söyleyemiyorum. Fakat 32 bin dolardan 33 bin dolar seviyelerinden geri kendisini bir anda yukarı atar. Bu sefer altcoin'e de giriş yapılamaz. Bitcoin'e de giriş yapılamaz. Tekrardan fiyat yukarı yönlü yükselir. Özellikle Mayıs ayının sonu ve Haziran'ın ilk haftasında yükseliş beklentimiz olduğunu sizlere söylemiştim. Bu beklentimiz rafa kalktı mı? Hayır arkadaşlar, benim beklentim rafa kalkmadı. O yüzden de arkadaşlar Mayıs'ın sonunda ben yükseliş beklediğimden dolayı bu düşüşler benim için fırsat şu anda arkadaşlar. Ben toplamaya devam ediyorum altcoinlerden ve baktığımızda MA50 değerinin yönünü de bir günlükte aşağıya çevirdiğini, MA100'ü aşağı yönünü kesmeye doğru ilerlediğini gözlemliyoruz. Bundan dolayı temkinli olmak istiyorsanız 30.761'e stop koyabilirsiniz. Eğer ama uzun vade yatırımcısıysanız, yani HODL dediğimiz arkadaşlar, bildiğiniz gibi HODL'dan gelen bir kısaltma arkadaşlar. Eğer HODL'cıysanız İleri vadede arkadaşlar Bitcoin'in de altcoin'lerin de yine piyasaya olan güvenin tazeleneceğini ve açgözlülüğün gitgide yükseleceğini sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar hemen Bitcoin'i bitirdikten sonrasında dediğim gibi Bitcoin'de 30.761'i en dip fiyat olarak bekliyorum ben. 30.761'in altına sarksa da tutunabileceğini sanmıyorum ve geri kendisini 30.761'in üzerine atacağını düşünüyorum. Bu da benim şahsi fikrimdir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ve piyasalara bak, baktığımızda da zaten Brezilya piyasaları kapanışta düştü. ABD piyasaları kapanışta düştü. Meksika kapanışta düştü arkadaşlar. IMKB kapanışta düştü arkadaşlar. İngiltere piyasaları kapanışta düştü. Yani dediğim gibi şu anda dünyada düşmeyen piyasa yok arkadaşlar. Şu anda dolar değer kazanırken dünyada diğer emtiaların düşeceğini zaten Fed'in faiz artırımından biliyorduk. Ve Fed'in ilerleyen vadelerde tekrardan faiz artırımı yapacağını da artık kesinleştirmiş oldu arkadaşlar Jerome Powell, bildiğiniz gibi. Son basın toplantısında. Bundan dolayı da arkadaşlar piyasada böyle dalga yaşayabiliriz. Fakat bu dalga bizleri korkutur mu? Bizleri korkutmaz. Çünkü biz neler gördük arkadaşlar? 19 bin dolardan 3 bin dolara düşen Bitcoin'i gördük. O zaman da herkes battık bittik diyordu. Bitcoin balon şeklinde söyleyen birçok insan vardı. Sonrasında 60 bin dolara çıkınca televizyonlarda, basında bu sefer Bitcoin şöyle, Bitcoin böyle, Bitcoin uçuyor, Bitcoin kaçıyor şeklinde haberler görmeye başladık. Yani piyasanın düşüşlerinde battık diyenlerle piyasanın yükselişlerinde bütün haber bültenlerinde Bitcoin bütün emtiaları geçecek, Bitcoin hisse senedi piyasalarını geçecek şeklinde söyleyenleri hiçbir zaman unutamıyorum arkadaşlar. 2016 yılından beri piyasadayım ve birçok defa ayı piyasası da gördük, boğa piyasası da gördük arkadaşlar. Şu anda ayı piyasasında mıyız? 30.761'in altına kırılım gelmeden arkadaşlar ve burada haftalık kapanış yapmadan ayı piyasasında olduğumuzu düşünmüyorum ben. Bunu özellikle söylüyorum. Birçok arkadaşımız şu anda bana kızabilirler. Hocam bundan hala ayı piyasası mı olur? Nasıl daha düşecek şeklinde. Fakat Bitcoin'in düşüşüne baktığımızda 48 bin dolardan 33 bin dolarlara, yani 15 bin dolarlık bir değer kaybı var. Bitcoin'de asıl ayı piyasasına girdik dememiz için önceki zirve bildiğiniz gibi 19 bin dolardı. Yani 30.761'i kırıp 19 bin dolara doğru yol alması gerekiyor. Asıl ayı piyasasını o zaman görürüz arkadaşlar. Altcoin'ler can çekişmeye başlarlar o zaman tam anlamıyla arkadaşlar. Hemen Ethereum'da baktığımızda da Ethereum'da 2518 dolarda bir desteğimiz vardı. Ethereum'da burayı kırdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önceki mumun kapanışında buraya destek olarak kullanıyordu. 2518 dolara iğne atmıştı ve Bitcoin'in sert düşüşüyle beraber Ethereum'da 2518 doları kırdı arkadaşlar. Hemen Bitcoin'in dominansına baktığımızda da dominans şu anda %41.82'de, piyasada Bitcoin hakimiyetinin %41'lere kadar gerilediğini de görüyoruz. Altcoin market cap büyük yara aldı arkadaşlar. Baktığımızda 5 günlük mumda düşüşler geldiğini görüyoruz. 1 trilyon doların altına indik. 1 trilyon doların psikolojik olarak bir destek olduğunu daha önce sizlere söylemiştim. Bu desteği de kırdı mı? Evet, kırdı arkadaşlar. 882 milyar dolar seviyesinde şu anda ve altcoin market cap'in tekrardan 1 trilyon dolar üzerine çıkması gerekiyor. Bizim için en önemli olan metriklerden bir tanesi de ekstra korku seviyesindeyiz şu anda. 11 puana kadar geriledik bugün arkadaşlar ve Twitter'dan baktığımda Bitcoin bugün
top tweet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bitcoin'in top tweet olduğunu görüyoruz. 282 bin adet tweet atılmış Bitcoin hakkında ve içine girdiğinizde de top tweet'in neler neler var arkadaşlar. Bitcoin artık bitti. Bitcoin artık risksiz varlık sınıfından çıktı. Bundan dolayı fiyatları düşecek. Bitcoin altının ons fiyatına düşecek şeklinde birçok yorumlar görüyoruz arkadaşlar. Fakat baktığımızda korku seviyesi 11 puanda. Hatta 11 puanı ilk defa gören arkadaşlarımız varmış. Ben size daha önce arkadaşlar 10 puan seviyelerine indiğimizi de göstereyim. Gördüğünüz gibi 24 Ocak'ta daha şurada arkadaşlar 3-4 ay öncesinde 13 puan seviyelerine kadar geriledi. Burada baktığımızda 18 puanlara kadar gerilediğini, 21 Temmuz'da 10 puan seviyelerine kadar gerilediğini 2021 yılında görüyoruz arkadaşlar. Yani ilk defa gören arkadaşlara geçmişini biraz da incelemenizi öneriyorum kripto korku seviyesinin. Gördüğünüz gibi 10 puan seviyelerini daha önce gördük. 10 puan seviyelerini gören arkadaşlarımız da 10 puanlardan alım yaptılarsa daha sonrasında açgözlülük 76 seviyelerine çıktı. Buradan ne anlaşılıyor? Yani Bitcoin'in fiyatı artmış ve insanların açgözlülüğü tekrardan artmış. Yani 10 puandan alan bir insan 76 puanlara çıktığında herhalde 2 katı 3 katına satmış olması lazım. Grafiği incelemeden söylüyorum bunu. Eğer incelesem de bunun gerçek olduğunu da teyit edebilirsiniz arkadaşlar bu tarihlerde. Coin 360'a baktığımızda piyasanın komple kırmızı olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle USDC, USDT gibi stabil coinlerde yeşil olduğunu gözlemleyebiliyoruz. NEAR'a baktığımızda da %8'lik bir artış söz konusu. Çünkü dip fiyatları buldular arkadaşlar. Bunlar artık Bitcoin'in hafif hareketleriyle beraber yukarı yönlü ciddi manada yükselecek coinler. Az sonra zaten sepetimizde söyleyeceğim coinler de ciddi manada yükselebilecek altcoinler. Bitcoin'in hafif yukarı hareketiyle beraber CoinMarketCap'ten baktığımızda 1.5 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledik. Bildiğiniz gibi 2 trilyon dolar seviyelerindeydik. 1.5 trilyona kadar gerileme geldi. 24 saat içerisinde en çok düşen coinlerde de Kava, Epcoin ve Shiba'nın bulunduğunu gözlemliyoruz. En çok yükselenlerde de Near Protocol, Monero ve Tron'un bulunduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi sizlerle beraber bir de arkadaşlar MP'de gelişme oldukça hocam bildirin diyen bir kesim vardı bildiğiniz gibi. Arkadaşlar MChain'de VIP Mint başladı. Burada mchainvip.com sayfasına girebiliyorsunuz. Bu sayfaya girdiğiniz zaman arkadaşlar MetaMask Ethereum cüzdanınızı buraya bağlıyorsunuz ve içerisinden arkadaşlar isterseniz NFT alıp mint yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi 1 NFT 0.0 Ethereum, 2 NFT 0.02 Ethereum, 3 NFT'nin de 0.03 Ethereum olduğunu görüyorsunuz. MetaMask cüzdanınızda yeterli Ethereum bulunması gerekiyor ve yeterli Ethereum bulunduktan sonra buradan maksimum 5 NFT'ye kadar mint yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 0.05 Ethereum harcamanız gerekiyor MetaMask cüzdanınızda. Şu anda satışların açık olduğunu görüyoruz ve burada da arkadaşlar NFT'nizi aldığınızda bağlanıp buradan da gözlemleyebiliyorsunuz dediğim gibi. Cüzdanınızda NFT olması gerekiyor. Özellikle söylüyorum. Bir NFT ne kadar olduğunu soruyor burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 100 dolarlık bir ödül veriyorlardı 24 saat içerisinde ve NFT'leri tutmanın faydaları gibi konuları da MChain'de sizlere açıklıyor. MChain'in aynı zamanda stake'i başladı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Mscan testnet'i şu anda mainnet'e geçti. Bunlar da önemli gelişmeler. Bunlar da özellikle söylüyorum. Mainnet şu anda canlı arkadaşlar. Hemen piyasanın önemli haberlerine bakalım. Piyasanın önemli haberlerinde Bitcoin balinaları korkuya kapıldı. Borsalara Bitcoin girişi 3 ayın en yüksek seviyesinde. Arkadaşlar bunları küçük balina olduğunu söyleyebiliriz. 1000 Bitcoin'lik satışlar çünkü söz konusuydu. 1000 Bitcoin'lik balinalardan bildiğiniz gibi kat be kat büyük balinalar var. MicroStrategy firması gibi. Daha sonrasında az sonra inceleyeceğimiz haberlerde Luna Foundation Guard gibi arkadaşlar. 1.5 milyar dolarlık da Bitcoin aldığını görüyoruz Luna Vakfı'nın arkadaşlar. Çok ciddi miktarda toplayanlar da var. Aynı zamanda yani bu fiyat düşüşlerini fırsata çevirmeye çalışanlar da var. Satanlarınkini topluyorlar şu anda kısaca. Ve baktığımızda Bitcoin'in halving döngüsünde yarı yolu tamamladık. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 2024 yılının Mayıs'ında halving var. Ve halvingden sonrasında fiyatlanmaların geldiğini de bilen birçok da arkadaşımız var. Çünkü madencilik ödülleri yarı yarıya düşüyor Bitcoin'de. Ve madencilerin ister istemez maliyetleri arttığından dolayı Bitcoin'in de fiyatı ister istemez bir sene içerisinde artışa geçiyor. Şimdi birçok arkadaşımızın merak ettiği hocam fiyatı düşse de değerlendirsem dediğiniz altcoin sepetiniz ne diye soranlar var. Arkadaşlar benim güvendiğim altcoinlerden ve fiyat
fiyatının düşmesini beklediğim altcoin sepetimi hemen sizlere söyleyeyim. Birincisi AVAX arkadaşlar. Avalanche bildiğiniz gibi çok çok ciddi fiyat seviyelerine ulaşmıştı. Şu anda 50 dolar seviyesinde arkadaşlar AVAX coin. Ve AVAX coin arkadaşlar 5 altcoinlik sepetimizde bulunan bir coin olarak göze çarpıyor şu anda. 50 dolar seviyelerinin altından AVAX sepetlerde değerlendirilebilir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Bir diğer coinimize geçtiğimizde PancakeSwap arkadaşlar 6.73 dolara kadar geriledi. 6 doların altında arkadaşlar yatırım yapılabilir PancakeSwap'a da. PancakeSwap çünkü bildiğiniz gibi Binance Smart Chain ağının olmazsa olmaz coinlerin ve olmazsa olmaz takas platformlarından bir tanesi arkadaşlar PancakeSwap. Ve bir diğer coinimize geçiyorum hızlıca. Decentraland arkadaşlar Mana Coin 1.25 dolara kadar geriledi. Bildiğiniz gibi en yüksek fiyat olarak 5.5 dolar seviyelerini görmüştü. Olası bir Bitcoin yükselişinde arkadaşlar Mana Coin'in de ciddi manada fiyatlanacağını yani 2x 3x'leri görebileceğini düşünüyorum. Bunlar da askerler değil arkadaşlar. 2x 3x'leri hisse senetlerinde kar edenler mükemmel kar seviyeleri olarak açıklarlar. Bitcoin kripto para piyasalarında da 2x 3x kar ettirebilecek coinlerden bir tanesi de Mana Coin. Bir diğer coinimize geçtiğimizde AV coin arkadaşlar 120 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar AV'de de son 1 yıl içerisinde ciddi fiyat yükselişlerine imza atmıştı ve 632 dolara kadar yükselmişti. AV coin de sepetlerde bulunabilecek coinlerden bir tanesi ve kendi yatırım yaptığım dün de arkadaşlar Twitter sayfamızdan duyurduğum coin arkadaşlar Compound coin. Compound 93 dolara kadar geriledi şu anda ve 10 milyon adet maksimum arzı var. 6 milyon adet dolaşımda var arkadaşlar. Binance borsası gibi birçok borsada bulunuyorlar şu anda ve 57 milyon dolar 24 saatlik hacmi var. Bu da ciddi bir hacim arkadaşlar ve en yüksek fiyat olarak 1 yıl içerisinde baktığımızda 900 dolar seviyelerine kadar yükselmişti arkadaşlar. Hemen şuradan göstereyim. 854 dolar seviyelerini gördü. Şu anda da 93 dolar seviyesinde. Yani olası bir Bitcoin'in dediğim gibi kendisini toparlaması durumunda arkadaşlar Compound Coin'de ilk artacak coinlerden bir tanesi. Bundan dolayı da Compound Coin'i de sepetlerinizde değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bugün videomuzun çok aşırı uzun olmaması için biraz hızlı geçtim altcoin sepetimizi de. Arkadaşlar dediğim gibi piyasada daha önce de bu şekilde FUT dalgalarını birçok defa gördük. Piyasa şu anda arkadaşlar toparlanma aşamasına girmesi an meselesi olarak görüyorum. Çünkü 30.761 dolardaki desteğe ne kadar yaklaşırsak buradan yukarı geri atmasını kendisini Bitcoin'in bekliyorum. Özellikle bu Fed'in faiz artırımının dalgası geçecek arkadaşlar. Bildiğiniz gibi piyasada sıcak gelişme olunca 2-3 gün bir hafta piyasalar düşüyor. Daha sonrasında bu haberi piyasalar sindiriyor ve piyasalar tekrardan yönünü bulmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız video videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın, hoşça kalın.